Evet, projelerin çalışma alanından bahsediyorduk. Şimdi projelerde önemli olan vereceğimiz cevaplar, mesela projelerde hangi cevapları vereceğiz? Şimdi bütün proje ne zaman sonuçlanacak? Projedeki kritik işlemler ve faaliyetler nelerdir? Proje sürelerinde sapmalar olsa bile, çeşitli faaliyetler arasında sapma olsa bile, projenin nihai bitiş tarihini etkileyecek mi, etkilemeyecek mi? Ne kadar etkileyebilir bir sapma olabilir? Projenin belirlenen bir tarihte bitme olasılığı nedir? Öyle projeler vardır ki 10 yıldır. Örnek veriyorum, Türkiye nükleer santral yapıyor. Nükleer santral yaparken bu bir proje midir? Evet, büyük bir projedir. Projenin ne zaman biteceği ile ilgili bir öngörü var mıdır? Evet, bir öngörü vardır. Şu tarihte bitecek deniyor. Peki sapma olabilir mi? Neden olmasın? İşte bir virüs salgını bütün sistemleri ne yaptı? Değiştirdi. Dolayısıyla bütün sapmalar kaçınılmaz. Mutlaka sapma olacaktır. İşte Mart ayından günümüze ne ortaya çıkmıştır? Bakın, 2,5 aylık bir kayıp ortaya çıkmıştır. Tabii ki bu da neyi ortaya çıkaracaktır? Sapmaların ortaya çıkmasını ortaya koymuştur. Şimdi çeşitli bu zaman çizelgeleri var. Zaman çizelgelerinin ortaya çıkarılmasındaki, konulmasındaki temel amaç da şudur. Şimdi bu zaman çizelgeleri özellikle projelerde, zaman gerçekten çok önemlidir arkadaşlar. Zamanı iyi kullanmak, zamanı doğru planlamak ve ölçmek projelerin başarısını artıran önemli faktörlerden bir tanesidir. Ve ara hedefler vardır, ara raporlar vardır. Projelerde her bir projelerin şekline, durumuna göre projelerde ara raporlar vardır. Örneğin aylık raporlar vardır, 3 aylık raporlar vardır, 6 aylık raporlar vardır. Efendim yıllık raporlar vardır ki bu raporların durumuna bağlı olarak da projelerdeki değişim ne yöndedir? Doğru yönde mi ilerliyoruz, yanlış yönde mi ilerliyoruz vardır. Size örnek veriyorum. Şehirler arası gidiyorsunuz. Şehirler arası seyahatlerinizde ne vardır? Levhalar vardır. Ne levhaları? Filan yere gidiyorsunuz. İşte şu levhalar vardır. Şu kadar kilometre gelmişsiniz, gidiyorsunuz. Hatta bakıyorsunuz biz nereye gidiyoruz? Yön levhaları vardır değil mi? Yön levhalarıyla birlikte neler vardır? Kilometre levhaları vardır. Her 10 kilometrede bir sizi ne yapıyor? Yönlendiriyor. Bakın şu kadar kilometre geldiniz, bak bu kadar daha gideceksiniz diye. Evet, kaynak ve maliyet planlaması vardır. Her iş için kim ya da kimler ne kadar çalışacak? Her iş için kim ya da kimler ne kadar para alacak? Her iş ya da iş için ne kadar kaynağa ihtiyaç var? Kaynak sadece para değildir arkadaşlar. Parayla birlikte yine para benzeri şeyler de bunun içindedir. İşte varlık dediğimiz sermaye unsurları sadece para değildir. Bunu da finansal yönetimde anlatıyordum. Finans kavramında sadece biz, finans dediğimizde aklımıza hep para gelir. Oysa ki para dışında bir takım kaynaklar vardır. Haklar vardır, işte patent hakları, iyi uygulama hakları, ruhsat hakları vesaire gibi. Efendim bunlara ne diyoruz? Bunlar da bir varlıktır. Bunlar da sermayeye biz varlık diyoruz. Bir takım varlıklar. Vatandaş diyor ki benim arazim var. Öbür vatandaş diyor ki benim iş gücüm var. Bakın iş gücü bir varlıktır. Arazi bir varlıktır. Alet makine bir varlıktır. Bunları da düşünmeniz gerekiyor. Ek kaynaklara ihtiyaç duyulup duyulmadığı. Bunlar için işte süre değişir mi değişmez mi? Kısıtlamalar var mıdır yok mudur? Kaynak planlaması ve toplam proje kaynak ihtiyacı ve dağılımı nedir? Bütün bunların ne olması gerekiyor? Kaynak ve maliyet planlamasında ortaya konulması gerekiyor. Şimdi projelerde en önemli kısımlardan bir tanesi de projenin örgütsel yapısı ve organizasyon şeması demiştik hatırlarsanız. Projelerde ne ortaya koyuyoruz? Bir şema ortaya koyuyoruz. Nedir? Organizasyon şeması ortaya koyuyoruz. Sen şefsin,
Sen onun yardımcısısın, sen onun çalışanısın. Hatırlarsınız bunu yine derslerde birçok defa söylemişimdir. Araziye, çapaya işçileri götürüyorsunuz. İşçilerden bir tanesinde 20 tane işçi var. 20 tane işçilerden bir tanesinin içine seçiyorsunuz. O işçiye diyorsunuz ki bakın 20 tane işçi. İşçinin bir tanesine sen çavuşsun diyoruz. Bakın çavuş sistemi. O işçi ne yapıyor? Diğer 20 tane işçiyi yönlendiriyor. O işçiler de onunla beraber hareket ediyor. Bu organizasyonlar özellikle projeler açısından son derece önemli arkadaşlar. Bir inşaat projesi yapıyorsunuz. İnşaat projesinin içinde o kadar ustayla ya da işçiyle temas etmenize gerek yok. Bir kişiyi sorumlu tutuyorsunuz. O bir kişi diğer kişileri, diyelim 10 tane sıvacı var. 10 tane sıvacının içinde bir kişiyle temas kuruyor. Bir kişi diğer o 10 tane sıvacıyı ne yapmış oluyor? Kontrol etmiş, organize etmiş oluyor. Yani böyle bir yapı mutlaka var. Projelerde mutlaka bu tür bir yapılanma olmalıdır. Aksi takdirde bu örgütlenme veya organizasyon yapısı başarıya ulaşmaz. Yani projelerin başarıya ulaşması ancak iyi bir örgütlenmeyle söz konusu olur. Projelerde bütçe ve finans bölümü için otomasyon projesi ve pazarlama ve satış bölümü için de müşteri takip sistemi yapacak olsak ne olur? Bunları da proje ekipmanlar içinde, proje yani proje faaliyetleri içinde bunları da ne yapmamız gerekiyor? Entegre etmemiz gerekiyor. Yani projeye dahil edip projenin içinde nerelerde ne yapacağını, hangi faaliyetleri yürüteceğini bunu da örgütlememiz gerekiyor. Örgütleme ile ilgili onlarca teori var arkadaşlar. Teorilerin her birinde verimlilik var. Teorilerin her birinde biz bu insanları nasıl daha iyi çalıştırabiliriz var. İnsanları nasıl daha iyi çalıştırabilirsiniz? İnsanları çeşitli şekillerde çalıştırma yolları vardır. İşte motive edersiniz ya da tehdit edersiniz ya da insanlara ödül verirsiniz. Ya da benim sıklıkla sizlere hep söylediğim gibi bir tane havuç korsunuz önüne. İnsanlar o havuca yetişmek için koşarlar. Bakın bu da nedir? Günümüz insanların en büyük günümüz insanlarına konulan şeylerden bir tanesi bu havuçtur. Herkesin önüne bir tane havuç konuluyor ve insanlar o havuca yetişmek için koşuyor. Tabii yetişebiliyor mu? Yetişmesi zor arkadaşlar. Yani bu kadar havuçlara yetişmeniz, havuçları sahip olmanız gerçekten zor bir iş. Onun için örgütlenme kısmı apayrı bir kısımdır. Hem tarımda örgütlenme apayrı bir kısımdır, projeler içinde örgütlenme apayrı bir kısımdır. Küçük bir sizin yaptığınız ödev projesinde bile örgütlenmeniz apayrı bir kısımdır. Biliyorsunuz en fazla ben size ne dedim? 3 kişiyle temas edebilirsiniz dedim. Yani 3 kişiden daha fazla grup kurmanıza, daha fazla bir örgütleme yapısı ortaya çıkarmanıza izin vermedim. Oysa ki projelerde 3 kişinin çok üzerinde kişilerle ne olmaktadır? Temas kurulmaktadır. Onlarca kişi bir araya gelip faaliyet yürütmektedir. Bir futbol takımında bile 11-11-22 kişi mücadele etmektedir. Bakın bir futbol maçını bile 4 tane hakem yürütmektedir. 4 tane hakem ne yapmaktadır? Futbol maçını yönetmektedir. Sadece 4 tane ana hakem. Bunun yanında yardımcıları da var. RAR hakemleri var biliyorsunuz. Evet. Şimdi projelerde kullanıcı temsilcileri var. Proje sahibi olan kişinin projeleri zaman zaman denetlemesi, projeleri ben buna para veriyorum kardeşim, ne haldesin, ne yaptın diye sorması adettendir. Bunu TÜBİTAK da yapıyor, diğer proje para veren kaynaklar da yapıyor. Herkes ne yapıyor? Proje sahiplerine ya da projeyi yapanlara zaman zaman ne yapıyor? Sorular yöneltiyor, soruyor. Kardeşim diyor, bak ben böyle böyle şey yapıyorsun, bunu doğru mu yapıyorsun, yanlış mı yapıyorsun, eksik mi yapıyorsun, bunlara ne yapılmış oluyor? Sorulmuş oluyor. Dolayısıyla işbirliği içinde projelerin, proje temsilcilerinin de, yani proje sahiplerinin
adına işi takip eden insanların da bunları sorgulaması gerekiyor. Şimdi projelerde bir yönlendirme kurulu vardır. Zaman zaman projelerin içinde proje yöneticisinin yanında işte müşteri temsilcisi vardır. Efendim projelerin destekleyen insanlar vardır, sponsorlar dediğimiz. Proje yöneticisinin temsilcileri vardır. Projelere maddi katkı sağlayanların temsilcileri vardır. Projeler bir kurumda yapılıyorsa o kurumun temsilcileri vardır. Dolayısıyla projeler içinde bir proje yönlendirme kurulu diye bir kurul vardır değerli arkadaşlar. Dolayısıyla projelerin o yürütülmesinde o kurul ne yapar? Zaman zaman yapılan faaliyetleri kontrol eder. Yapılan faaliyetler doğru yapılmış mı, yapılmamış mı, nerelerde hata yapılmış, bunlara ne yapar? Bakar. Projenin yönetilmesinde ne vardır? Projenin yönetilmesinde izleme, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri vardır. İzlemede projenin amacı, maliyeti ve zamanlama açısından gözlemlenmesi, farklı oluşan durum varsa bunlara belirlenmesi gerekiyor. İzleme için bilgilerin toplanması ve değerlenmesi gerekiyor. İzleme önemli bir geri besleme görevi görür. Yani projelerin izlenmesi böyle monitoring deniyor İngilizcesi. Son derece önemli. Projelerde zaman zaman izlemeler yeterli düzeyde yapılmadığından da projelerde hatalar ortaya çıkabilmektedir. Projelerin yürütülmesi nasıl oluyor? Projeler kontrol ve değerlendirme, proje sapmalarının azaltılması görevini üstleniyor. Yani eğer siz projelerinizi yeterince kontrol yapabilirseniz, projelerinizi değerlendirebilirsiniz, aşama aşama değerlendirme şansınız olursa, projelerde ne olur? O zaman projelerinizin zaman süresinde, maliyetinden vesairesinden yoldan çıkmalarını önlemiş olursunuz. Eğer bunları yapmazsanız projeler zamanında bitmez. Öngördüğünüzden daha pahalıya mal olur. Efendim bir takım bilgiler açık olmaz. Bakın bunlar son derece önemli. Dolayısıyla bunların ne yapılması gerekiyor? Bunlar projede sapmalar dediğimiz kısımların azaltılması gerekiyor. Projelerdeki değerlendirmeler belirli aralıklarla ve proje bitiminde yapılır. Bu nedenle bu projelerin değerlendirilmesi de son derece önemlidir. Projenin belirli aşamalarında toplantılar yapılır. Değerlendirme toplantılar yapılır. Proje seyrini gözden geçirmek, proje hedeflerini hesaplamak, hedefe tutacak mı tutmayacak mı diye bunları kontrol edilmesi gerekiyor. Ve bir takım sapmalar meydana geliyorsa hemen ne yapılıyor? Bu müdahale ediliyor değerli arkadaşlar. Bunun için son derece önemli. Bu virüs salgını dolayısıyla bir belgesel izlerken Mısır'daki piramitlere denk geldim. Piramitlerin yapımı. Bakın piramitlerin yapımı. Şimdi piramitlerin yapımı nasıl bir şey? Piramitler yapılmış, yapay bir dağ yapılmış. Taşlardan her bir en küçük taşı 2,5 ton olmak üzere tek monoblok, tek gövde 2,5 tonluk taşlarla yığılmış kocaman bir dağ yapılmış. Yapay bir dağ. Şimdi bunu uzmanlar incelemişler bu projeyi. Projeyi inceledikten sonra ne ortaya çıkarmışlar biliyor musunuz? Bakın o en küçüğü 2,5 ton olan 10 ton olan var, 15 ton olan var, 20 ton olan var. Taşların her birinin böyle yatay sırada dizilen taşların her birinde en fazla sapmanın 2,5 santim olduğunu, yani 2,5 santim işte şu kadar sapmanın olduğunu görmüşler. Yani o kadar kusursuz bir şekilde taşlar üst üste konulmuş ki sadece 2,5 santimlik bir taşma meydana gelmiş. En fazla sapma. Bakın projenin kusursuzluğuna bakın. Şimdi bunu görünce aklıma bir hastanemizdeki şey geldi.
Hastanemize gidiyoruz. Sonradan yapılmış sistem var. Biliyorsunuz birbirine denk getirme için hastanede bırakın 2,5 santimi daha fazla bir aralık var. Bugünkü lazer ölçüm cihazları, işte daha ileri cihazlarla ölçüm teknikleriyle bu hastanedeki aradaki açıklık bu kadar. Ve bu açıklık bu kadar olduğu için de oraya bir şey koymuşlar. Bant yapıştırmışlar. Dikkat edin. Burada bir sapma var diyerekten. Bakın demek ki projelerde eğer siz doğru değerlendirmeler yaparsanız, doğru kontroller yaparsanız, değerlendirme toplantılarını zamanında yaparsanız sapmaları piramitlerde olduğu gibi en fazla 2,5 santime getirirsiniz. En fazla 2,5 santimlik bir sapma meydana gelir. Bakın yatay olarak taşları koyuyorsunuz böyle. Binlerce taş. Bugünkü teknoloji, o belgeselde öyle söylüyor. Bugünkü teknoloji bu piramitleri yapma gücüne sahip değil diyor. Ona göre düşünün artık. Evet, projede yapılması gereken değişiklikler olabilir. Onları da ne yapabiliyor? Bu değerlendirme toplantıları ortaya çıkarabiliyor. Proje ile ilgili değişiklik istekleri şüphesiz olabiliyor. Zaman zaman teknoloji değişiyor, sistem değişiyor, talep değişiyor veya başka bir takım şeyler olabiliyor. Bu durum nedeniyle zaman zaman bir değişiklik olursa proje yönetimi de bu eğer işte bu toplantıları periyodik ve düzenli bir şekilde yapılırsa bunlar da zaman zaman ne yapılıyor? Bu değişiklikler de gündeme geliyor ve değişiklikler rahatlıkla yapılabiliyor. Projelerdeki değişiklikleri kontrol nasıl oluyor? Projelerin şimdi değişiklikleri nasıl? Bir takım nedenler olması gerekiyor. Yani bir nedensiz bir değişiklik olmaz arkadaşlar. Mutlaka bir neden olması gerekiyor. Bir projenin kesintiye uğraması, kaldırılması, yenilenmesi. Hatırlarsanız geçen dönemde, yüz döneminde proje hazırlama tekniği dersimizde size bir takım haberler göstermiştim. Gazete haberleri göstermiştim. Gazete haberlerinde şunlar vardı. Elimizdeki kaynakları nasıl savurgança harcadığımızı, nasıl plansız, programsız, hedefsiz, amaçsız kullandığımızı gösteren bir takım gazete haberleri göstermiştim. Bugün geçmişteki haberlerden göstermiştim. Şimdi diyeceksiniz ki bugün de var mı? Elbette bugün de var. Yapılıyor, hiç kullanılmadan çöpe atılmış onlarca proje gösterebilirim arkadaşlar. Çok uzağa gitmenize gerek yok. Kendi hemen etrafınıza bakıp baktığınızda bile görebilirsiniz. Hiç kullanılmadan sokağa atılmış, hiç kullanılmadan ne derler israf edilmiş projeler, akamete uğratılmış, kesintiye uğramış projeleri görebilirsiniz. Eğer zaman zaman değerlendirmeler yaparsanız işte bunları ortadan çıkarabilirsiniz, kaldırabilirsiniz. Dolayısıyla kaynaklarınızı daha etkin, verimli ve yarayışlı bir şekilde toplumun hizmetine sunabilirsiniz. Zaten projelerin temel amacı bu. Toplumun hizmetine doğru konuları, doğru şeyleri sunmaktır. Şimdi değişiklikler tabii ki değişiklik kontrol sistemi vardır. Projeleri şuradan değiştirelim diyorsunuz, şuradan bir şey daha yapalım diyorsunuz. Bunları yaptığınızdaki hepsi ana projenize etki eden unsurlardır. Dolayısıyla bunları da dikkat etmek gerekiyor. Bir diğeri teknoloji çok hızlı gelişiyor. Bilişim teknolojisi artık eskisi gibi değil. İnternet teknolojisi birçok bilgilerin aynı anda birçok yerde ortaya çıkabilmesine, birçok bilgilerin rahatlıkla gözden geçirebilmesine, bilinebilmesine, algılanabilmesine ne yapıyor? Yol açıyor. Tabii bunlar da projelerin artık
daha böyle görülebilir boyutta olmasına neden oluyor. Artık böyle ben yaptım oldu zihniyeti biraz eski, demode bir zihniyet olarak kaldı arkadaşlar. Bir zamanlar ben yaptım oldu zihniyeti vardı. Artık ben yaptım oldu zihniyetinden öte niye yaptın diye sorgulanır bir yapı ortaya çıktı. Eğer işte sorgulanabilir boyuta geldiyseniz doğru noktaya geldiniz demektedir. Geldiniz demektedir. Şimdi bütün projelerde bir kaynak kullanılıyor. Bakın kaynak. Yani para kullanılıyor, emek kullanılıyor, sermaye kullanılıyor ve bununla ilgili bir takım yapılar ortaya çıkıyor. Sizin bunu efendim kusura bakmayın yanlış oldu deme lüksünüz yok. Onun üst döneminde ilk derste söylemiştim gazete haberleriyle. Efendim ben buraya baraj yaptım. Yanlış olmuş kusura bakma deme şansınız yok arkadaşlar. Efendim ben buraya bahçe kurdum ama bahçenin verimli olacağı işte rüzgarlardan etkileniyor. Dolayısıyla meyve tutmuyor. Onu da göstermiştim. Hadim'de bir kiraz bahçesinin örneğini vermiştim. Şansınız yok. Öyle bir şey yok. Ağaçlar kocaman olmuş. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl geçmiş aradan. Ondan sonra diyorsunuz ki ya niye buraya yaptıydım ki? Niye buraya yaptıydım ki? Yok ki. Ağaç dikiyorsunuz yanlış yere dikme şansınız yok arkadaşlar. Ağaçları doğru yere dikmeniz gerekiyor. Çünkü o ağacı artık kaldırma, onu başka yere nakletme gibi bir şansınız yok. Öyleyse doğru adım atabilmeniz, doğru yere dikebilmeniz için de bunlara ne yapmanız gerekiyor? Dikkat etmeniz gerekiyor. İşte projelerin esas amacı bu. Kaynakların verimsiz kullanımını önlemektir.